Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem emma ba'd. Merhaba arkadaşlar. Bugün de ismü tafdil konusunu işleyeceğiz. İsmü tafdil derecelendirme isimleri olarak Türkçemize tercüme edebiliriz. Derecelendirme isimleri. Hemen metnimize bakalım. Et-Tatbîk-us-Sarfî adlı kitaptan ismü tafdil konusunu okumaya çalışalım ve anlamaya çalışalım örneklerle. Testa'milu el-Arabiyyetu lit-tafdîli ismen yusâhu alâ vezni ef'al. Arap dili kullanır. Derecelendirme isimleri kullanır. Bir isim olarak onu kullanır. Yusahu sigalanır, yani elde edilir. Ala vezni ef'al ve ismi tafdiller ef'al vezniyle çekim alır, sigalanır. Liddilaleti ala enne şey'eyni, şuna delalet etmek için iki şeyin iştaraka fi sifetin muayyenetin, bir vasıf, bir belirli bir vasıfta müşterek olduklarını delalet etmek için. وَزَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرْ ف۪يهَا. O vasıfta da ikisinden birinin diğerine daha fazla ziyade olduğunu ifade etmek için, ona delalet etmek için ismü tafdiller Arap dilinde kullanılır. Biz kısaca derecelendirme isimleri dedik. Yani iki şeyin ortak bir vasıfta, belirli bir vasıfta müşterek olmaları durumunda birinin diğerinden daha üstün olmasını ifade etmek sadedinde ismü tafdiller kullanılır. وَاسْمُ التَّفْضِيلِ يُشْتَقُّ بِنَفْسِ الشُّرُوطِ اَلَّتِي تُشْتَقُّ بِهَا صِيغَةُ التَّعَجُّبِ السَّابِقَةِ. Taaccüp sigasının geçen dediği, tabi kitabımızdaki bir önceki konu taaccüp sigası. Orada belirtilen şartları aynen ismü tafdil de taşımalıdır diyor. Tabi burada bazı şartları sayacak. Biz taaccüp sigasına bakmamıza gerek yok. Çünkü oradaki şartlara tekrar bakmamıza gerek yok. Burada bir daha ismü tafdilin şartları açık seçik belirtilmiş. Biz buradan o şartları tekrar görebiliyoruz. Birinci şart, yani ismü tafdilin gerçekleşebilmesi için birinci şart, فَهُوَ لَا يُشْتَقُّ مِنَ الْفِعْلِ غَيْرِ الثُّلَاثِي. Sülasi olmayan fiillerden türetilmez. Yani ismü tafdiller gayri sülasilerden türetilmez. وَقَدْ وَرَدَ شُذُوتًا قَوْلُهُمْ. Şöyle söylemeleri Arapların kural dışı olarak ve nadir olarak gelen bir kullanımdır. هُوَ اَعْطَى مِنْك. O senden daha ikramperverdir. A'ta fiilinin dörtlü olduğunu biliyoruz. Onun için normal kurala göre sülasilerden ismü tafdil türetileceği için A'ta dörtlü fiilinden ismü tafdil türetilmez. Huve A'ta minke kullanımı şu durumda şazdır. Kural dışı bir kullanımdır. Yani o senden daha verme bakımından ikramperverdir. Huve evla minke lil ma'ruf. Burada da evla fiili yine dörtlü bakın. Evla minke lil ma'ruf, iyiliğe senden daha layıktır, evladır diyor. Demek ki bizim kullanımlarımız böyle olmamalıydı. Yani bunlar şaz kullanımlardı. Gayri sülasilerden ismü tafdiller türetilemez. Ancak kebura'dan mesela ekberu, ne diyelim, sahuradan asgaru gibi kullanımlar ismü tafdile örnek teşkil eder. Çünkü bunların kökleri sülasidir. Kebura kökünden ekbaru, yine sahura kökünden asgaru kullanımları doğru kullanımlardır şu durumda. وَلَا يُشْتَقُّ. İkinci şart,
Burada iki rakamı koymayı unutmuş. وَلَا يُشْتَقُّ مِنَ الْمَبْنِيِّ لِلْمَجْهُولِ Meçhul fiillerden, yani meçhule kurgulanmış fiillerden, edilgen fiillerden ismü taftiller türetilemez. Mesela ustuğfira desek, değil mi? Ukrime desek, bu fiil ukrime. Bu şekildeki edilgen fiillerden ismü taftiller türetilemez. Yine burada da nadir kullanımlar, şahıs kullanımlar varmış. Fakat varada anhum, yine Araplardan varit olmuştur şu söz. Şu sözden şaz olarak. Tabi şaz kelimesini bilmek lazım. Şaz kural dışı, genel geçer kullanımlar değil, kural dışı kullanımlar anlamına gelir. Hâzel kitâbu ahsaru min zâke. Bu kitap diğerinden daha özet bir kitaptır. Uhtusira fiilinden düşünülüyor. Uhtusira edilgen bir fiil. Ahsaru ondan türetilmiş. Bu şaz bir kullanımdır. Doğru bir kullanım. Genel geçer bir kullanım değildir. Udna vel avdu ahmedu. Döndük. Dönmek övülendir. Burada da yuhmedul avdu. Dönüş övülür fiilinden. Bakın yuhmedu fiilinden ahmedu türetilmiş. Yani bu kullanımlar biraz önce söylediğimiz gibi şaz kullanımlardır. Onun için bunlar genel geçer kullanımlar değildir. Bizim kullanımlarımız nasıl olmalıydı? Malum fiillerden, yani etken fiillerden türetilmiş. Keburadan ekbaru, sahuradan asgaru gibi olmalıydı. Mebni meçhul, yani meçhule kurgulanmış edilgen fiillerden ismü taftil türetilemez. Üçüncü şart. ثُمَّ لَا يُشْتَقُّ مِنَ الْجَامِد۪ي İsmut taftiller camit fiillerden de türetilemezler. وَلَا مِنَ النَّاقِص۪ي Nakıs fiillerden de türetilemezler. Tabi ben camit fiiller deyince aklımıza asa, leyse, ni'me, bi'se gibi camit yapılı fiiller. Camit demek yani çekimi tam olmayan. Ni'me ve bi'senin sınırlı çekimi var. Leysenin maziden çekimi var. Bunların zaten muzarileri, emir kipleri falan yok. Onun için bu fiillere camit fiiller deniliyor. Nakıs fiiller deyince aklımıza kâne ve kardeşlerini örnek olarak getirebiliriz. Kâne ve ahavâtuha diye yazdım ben. Nakıs fiiller de haliyle onlardan ismü taftiller türetilemez. Bu fiiller tam fiiller değildir. Yani lazım ve müteaddi şeklindeki fiillerden değildir. Bunlar nakıs fiillerdir. Kâne ve kardeşleri ismin isim cümlesinin başına gelip onun hükmünü nesh edip kendi ismini ref haberini nasb eder gibi kendine has özel kurallar getiren yapıda nakıs fiillerdi. Tam fiiller olsaydı tam fiillerin failleri, mefulleri gibi ögeleri olurdu. Ancak nakıs fiillerde böyle bir durum söz konusu değildir. İşte nakıs fiillerden, camit fiillerden ismü taftiller türetilemez arkadaşlar. وَلَا مِمَّا لَا يَقْبَلُ التَّفَاضُلُ Yine derecelendirmeye kabil olmayan bir takım fiillerden de ismü taftiller türetilemez. Mesela mâte fiili, feniye fiili, heleke gibi fiiller bir defa oluş ve bitişi ifade eder. Zaten bunlar lazım yapılı fiiller. Bunlardan derecelendirme düşünülmez. Derecelendirme düşünülmediği için bu tarz fiillerin de ismi taftilleri olmaz. Yani o ondan daha ölü falan denmez yani. Böyle bir şey yok. Dil mantığına sığmadığı için bunlardan ismi taftil de olmaz. Yine وَلَا مِمَّا الْوَصْفُ مِنْهُ عَلَى اَفْعَلْ اَلَّذ۪ي مُؤَنَّثُهُ فَعْلَاهُ Biz sıfatı müşebbeheleri almıştık. Sıfatı müşebbehelerin en meşhurlarından ef'alu fe'lâ'u vezinleriydi. Bu tarz sıfat isimlerin müennesi fe'lâ'u şeklinde olan sıfat isimlerin vasıfları yani sıfatı müşebbeheler bunlardan da ismi taf değil türetilemez.
Mesela hatırlayalım. Ahdebu, bunun müennesi neydi? Hadbahu. Ahdebu kambur, hadbahu kambur bayan anlamına gelir. Ef'alu fe'la'u vezinleri ve bu şekildeki kullanımlar derecelendirmeye tabi değildir. Zaten kullanım bu vezinde olduğu için bunların bir daha ismi taftili düşünülemez. Mastarları üzerinden yapılacaksa yapılır. Mesela ahvelu havla'u şaşı. E'racu harca'u topal. Bunlardan ismi taftiller, yani bu kelimeler üzerinden ismi taftiller türetilemez. Çünkü zaten bu kelimeler sıfatı müşebbehedir. Zaten ef'alu fe'la'u vezinleri taşımaktadır. Orada bir karmaşa yaşanırdı. Bu engellenmek için, yani bunun engellenmesi için bu vezinlerin sıfatı müşebbehe olduğunu biz söyleyeceğiz. İsmü taftile kabil değildir diyeceğiz. وَمِنَ الْاَفْعَالِ اللَّتِي لَا تَسْتَوُ ف۪ي الشُّرُوطَ السَّابِقَةِ. Yine bir takım fiiller vardır ki bu geçmişte anlattığımız üç madde dedi ama üç maddenin içinde de bir dolu maddeler vardı. Bu şartları taşımayan fiiller نُطَبِّقُ مَا طَبَّقْنَاهُ مَعَ التَّعَجُّبِ. Taaccüp sigasında yaptığımız şeyi, tatbik ettiğimiz şeyi biz orada tatbik ederiz. O da neydi? اَنَّ الْمَصْدَرَ هُنَا يُنْصَبُ بَعْدَ اَفْعَلِ التَّفْضِيلِ. Yani ef'al, taftil sigası olan ef'alden sonra gelen mastar nasb edilerek وَاَنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ النُّحَاةَ يُعْرِبُونَهُ تَمِّيزًا. Ve sen de biliyorsun ki nahivciler onu temiz olarak irab ederler diyor. Yani şayet fiilimiz sülasi değilse veya taftıyla kabil durumu yoksa o zaman mastar kullanımlarla ve yardımcı eşeddu ektheru gibi eşeddu ektheru akallu gibi ismü taftil yardımcı ismü taftillerden faydalanırız. Mesela ektheru eşeddu, akallu gibi ismi taftillerden, yardımcı ismi taftillerden yararlanırız ve o ismi taftile kabil olmayan fiilleri mastara çeviririz ve o şekilde onu da temyizi yaparak yine ismi taftil kullanımları becerebildiğimiz kadar yaparız. Mesela şarrafe fiili dörtlüdür, sülasi değildir. Sülasi olmayan fiillerden de ismi taftil türetilemez. O zaman biz burada ekseru ismü taftilinden yardım alarak teşrifeni de temyiz yaparak ismü taftile yakın bir cümle kurabiliriz. Huve ekseru minhu teşrifen. O asalet, şeref bakımından ondan daha çoktur deriz. Ekserudan yardım aldık. Bakın ekseru ismü taftilinden yardım aldık. Şarrafe fiili sülasi olmadığı için ondan bir ismü taftil türetebildik. Yine aynı şekilde iştirake fiilinden iştiraken mastarını kullanarak eşeddu ismü taftilinden de yardım alarak bu şekilde bir ismü taftil elde edebiliriz ki mana şöyle olur. Huve eşeddu minhu iştiraken katılım bakımından o ondan daha fazladır. Huve eşeddu minhu iştiraken katılma bakımından o ondan daha fazladır demiş olduk. Burada iştiraken humasi bir fiil, iftiale vezninden, iftial babından o zaman bu ismü taftıyla direkt kabil değildir. Biz burada ne yaptık? Eşeddu ismü taftilinden yardım aldık ve bu cümleyi ismü taftiliyle bu şekilde kullandık. Tabi nahiv gözlüğünü taktığımızda o zaman iştiraken temyiz mansup oluyor. Temizlerinde mansup mansubattan olduğunu söyleyelim. Hunake thalâsü sıyâh fî ef'alit tafdîl. Üç tane sîga vardır ki uştuhirat bi hazfil hemzeti. Hemzenin atılmasıyla meşhur olmuş.
üç tane siga vardır. Üç tane kelime diyelim onlara. Vahiyye hayrun, şarrun, habbun. Hayrun daha hayırlı, şarrun daha kötü, daha şerli, habbun daha sevimli, daha sevgili anlamına gelir. Bu kelimelerin hemzeleri atılmıştır ve Arap dilinde bu şekilde meşhur olmuşlardır. Onun için biz de bunları ismü taftil kabul ederiz ve bu şekilde kullanırız. Hayrun ahyeru demeyiz mesela. Şarrun eşarru demeyiz. Fetekulu huve hayrun min fulanin. O falancadan daha hayırlıdır dersin. Ve huve şarrun minhu. O falancadan daha şerlidir. Huve habbun minhu. Ondan daha sevgilidir dersin. İzâ kânel fi'lu ecvef. Tabi bazı hükümler var, onları işliyor. Eğer fiil ecvef konumundaysa, aynuhu elif ve orta bölgesi elif maklubeten an vavin ve evya kale sa'ra gibi orta bölgesi elif illet harfi taşıyorsa ecvef fiil zaten buna denir. Ama aslı da vav veya ya'dan dönüşmüşse fe inne hâzihil elifu turaddu ila asliha fit-tafdil. Bu elif aslına dönüştürülür. Mesela gale'nin aslı vavsa akvelu denir. Huve akvelu mink. O senden daha çok konuşkandır diyelim. Hâzel meselu esyeru min gayrihi. Bu darb-ı mesel diğerlerinden daha sürükleyici diyelim. Sa'ranın aslı ye olduğu için burada esyeru, esveru demedik, esyeru dedik. Evet, istimalu ef'al et-tafdil. Yani ismi tafdilin bir takım kullanımları var. Onlardan hepsini söyleyecek ismi tafdil istimalatun arba'a. İsmi tafdilin dört kullanımı vardır. Na'riduha ale'n-nahvi't-tali. Gelen şekilde onları size sunuyoruz. En yekûne nekireten gayra mudaf. İzafetsiz ve ismi tafdilin de bizzat nekra olduğu kullanım. Ve ba'dehu harful cerri min. Sonrasında da min harfi ceri gelir. Zeydun eftalu min gayrihi. Zeyd başkalarından daha üstündür. Fatimetu eftalu min gayriha. Fatıma başkalarından daha üstündür. Ez-zeydani eftalu min gayrihima. İki zeyd diğer ikisinden daha üstündür. El-Fatimetani eftalu min gayrihima. İki Fatma başkalarından daha üstündür. Ez-zeydûne eftalû min gayrihim. Zeydler başkalarından daha üstündür. El-Fâtimâtu eftalû min gayrihinne. Fatımalar başkalarından daha üstündür. Burada müfret ve müzekker olduğunu görüyoruz. Zamirin uyumuna dikkat edin. Fâtimetu eftalû min gayriha. Ez-zeydâni أفضل من غيرهما. الفاطمتان أفضل من غيرهما. الزيدون أفضل من غيرهم. الفاطمات أفضل من غيرهن. Burada zamir uyumuna dikkat etmemiz gerekiyor. Buradaki zamirler yok. Şuraya dönecekti. Mübtedaya dönen zamirlerin onunla uyumlu olduğunu görüyoruz. وفي هذه الحالة bu durumda nülahizu gözlemliyoruz en esme tafdil ismi tafdilin yekun yekunu mufraden muzekkeran müfret ve müzekker olduğunu gözlemliyoruz daimen daima ey ennehu la yutabiku el mufaddal yani tafdil edilen derecelendirilen isme mutabakat etmediğini yani uymadığını görüyoruz. Burada dikkat ediyorsanız Zeyd bir erkek, Fatıma bir bayan. Ez-Zeydan el-Fatimetani tesniye konumunda. Ez-Zeydun el-Fatimatu çoğul konumunda.
Şimdi burada eftalü, bakın bunlara uymuyor. Sadece zamirler uyuyor. İsmü taftil mufaddal dediğimiz derecelendirmeye tabi olan isme uymuyor. İkinci kullanımda da en yekûne nekireten mudâfen ilâ nekiratin. İsmü taftilin bizzat nekre olması ve nekreye muzaf olması. Nekreye izafetli kullanım demişiz özet olarak. Zeydün efdalu raculin. Burada bir izafet tanımlamasından bahsedebiliriz. Efdalu muzaf, raculin muzafun ileyh. Burada da bir izafet tamlaması var. Fatimetu efdalu bintin. Fatıma en üstün kızdır. Ez-Zeydani efdalu raculeyni. İki Zeyd en faziletli iki adamdır. El-Fatimetani efdalu binteyn. İki Fatıma en üstün iki kızdır. Ez-Zeydune efdalu ricalin. Zeydler en üstün adamlardır. El-Fatimetu efdalu benatin. Fatımalar en üstün kızlardır demiş olduk. Burada da müfret ve müzekker olmasına dikkat ediyoruz. İzafet tamlamasının olduğunu görüyoruz. Ve fi hadihil haleti eydan tülahidu, bu durumda da şunu gözlemlersin. İsmü taftilin yazallu mufraden müzekkera, daiman müfret ve müzekker olduğunu gözlemlersin. Daiman. Ey ennehu la yutabiku el mufaddal. Burada da derecelendirme ismine tabi olmadığına, onunla uyum içerisinde olmadığını söyleyebiliriz. Yani eftalu. Fatıma'nın müennes olmasından etkilenmiyor. Ez-Zeydan kelimesinin tesni olmasından etkilenmiyor mesela. Gayru ennena, ancak biz nülahizu gözlemliyoruz şeyen ahar. Başka bir şey gözlemliyoruz. Huve ennel mudafe ileyh. Muzafun ileyhin ve huve nekirah. Kin o nekredir. Yutabikul müfaddal. Müfaddale uyumlu olduğunu görüyoruz. Yani bunların hepsinde Fatimetu bintun, Ez-Zeydani raculeyni, El-Fatimetani binteyni gibi muzafun ileyhin mübteda ile uyumlu olduğunu görüyoruz. Fezide müfradun, fezeydün müfradun müzekker. Örnek olarak Zeyd müfret ve müzekkerdir. Ve raculun kezalik. Racul kelimesi de müfret müzekkerdir. Ve Fatimetu müfradetun müennesetun. Fatıma müfret müennestir. Ve bintun kezalik. Bint kelimesi de aynı şekildedir. Üçüncü kullanımda en yekune mudafen ila marife. Marifeye izafetli, muzaf olan kullanım. Burada bakın marifeye muzaf oluyor. Fakat burada Zeydün eftalur ricali, Zeyd adamların en üstünüdür. Fatimetu eftalul benati, Fatimetu fudula el benati. Burada iki kullanıma da şahit olduk. Eftalu el benati, fudula el benati. Yani her ikisinin de caiz olduğunu biz buradan anlıyoruz. Ez-Zeydani eftalur ricali, Ez-Zeydani eftala'r-ricali. Bakın tesniye kullanım. Tesniye kullanım da caiz. Çoğul kullanımda tekil kullanımda caiz. Yani Zeydan kelimesine biz bakacağız. El-Fatimetani eftalul-benati. İki Fatma kızların en üstünüdür. El-Fatimetani fudleya'l-benati. Kızların en üstünüdür. Ez-Zeydûne eftalü'r-ricâli. Ez-Zeydûne efâdilü'r-ricâli. Buradaki müpteda ile haberin sayısal bakımından uyumu burada kullanıyor. Neden? Çünkü ismü taftil marifeye muzaf olduğundan bizzat kendi bölgesi, yani izafet tamlamasının olduğu bölgede marife oluyor. O zaman müpteda ile haber burada birbirine tamamen uyum arz ediyorlar. El Fatimatu eftalul benati.
El Fatimatu Futulayatul Benati şeklinde söyleniyor. Ve fi hadihi halati, bu durumda nülahizu, gözlemliyoruz. En esmet tafdil, ismi tafdilin yecuz, caiz olduğunu, fihi en yekune müfraden ve müzekkara, müfret ve müzekker olmasının da caiz olduğunu görüyoruz. Bakın, eftalü eftalü, müfret olmalarının caiz olduğunu, müzekker olmalarının caiz olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda ey la yutabikul müfaddal, müfaddale tabi olmadığını, uymadığını ve yecuzu, ikinci yecuzumuz da bu, fihi en yekune mutabikan lehu, müfaddal dediğimiz derecelendirilen isme tamamen sayısal ve cinsiyet bakımından da uyumlu olduğunu da gözlemliyoruz arkadaşlar. Bakın Fatimetu Fudula diyebiliyoruz. Ezzeydani Aftala diyebiliyoruz. El Fatimetani Fudula diyebiliyoruz. Birincisi de caiz. Müfret müennes, müfret müzekker de diyebiliyoruz. Ezzeydune Afadil şeklinde söyleyebiliyoruz. El Fatimatu Fudulayatu diyebiliyoruz. Son kullanım, dördüncü kullanım, en yekune ismu tafdili marifeten, ismu tafdilin marife olduğu kullanım. İsmu tafdil bizzat kendisinin marife ne zaman olur? Derecelendirdiği isim marife olup onunla bir sıfat tamlaması içerisinde yer alırsa. Bu marifeli kullanımda Zeydunil Eftal, Fatimetul Fudula şeklinde bir sıfat tamlamasının varlığından bahsedebiliriz ki tek sıfat tamlamasının yer aldığı kısım da burasıdır. Ezzeydanil Eftalani, El Fatimetanil Fudulayani, Ezzeydunel Efadilu, El Fatimatul Fudulayatu gibi söylem burada bir sıfat tamlamasının varlığını ve sıfatla mevsufun da birbirine tamamen uyumlu olduğunu biz daha önceki derslerden biliyoruz. Zeydunil Eftal, en faziletli olan Zeyd, hulukan, ahlak bakımından böyledir. Fatimetul Fudla hulukan, yine işte en üstün, en üstün olan Fatma, ahlak bakımından böyledir. Ezzeydanil Eftalani, iki üstün konumundaki Zeyd, ahlak bakımından böyledir gibi bu şekilde anlıyoruz. وَنُلَاحِظُ هُنَا أَنَّ اسْمَ التَّفْضِيلِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُطَابِقًا لِلْمُفَضَّلِ. Burada ismi tafdilin mufaddal dediğimiz derecelendirilen isimle tamamen mutabakat içerisinde olduğunu, uyum içerisinde olduğunu gözlemliyoruz. Yani burada bir sıfat tamlaması diye kısaca onu özetleyebiliriz. Sıfat tamlaması dersek bilgimiz taze, sıfatla mevsufun birbirine uyumlu olduğunu hepimiz biliyoruz. Yumkinuna izen en nuciz. Bu şekilde kavaid isti'malihi alel nahvi tali, gelen şekilde ismi taftilin kullanımlarını şu şekilde özetleyebiliriz diyor. Evvelen yecibu mutabakatu ismi tafdili lil mufaddali in kana marifeten. Yani ismi tafdil marife ise uyum zorunluluğu vardır. Er-raculul aftalu El-mar'atul fudla örneğinde olduğu gibi. Yani ismi tafdilin bizzat kendisi marife ise o zaman bir sıfat tamlaması içerisinde yer alıp derecelendirilen isime uymak zorundadır. Onun sıfatı konumundadır. İkinci, yecibu en yekune mufraden müzekkeran, müfret ve müzekker olması vacip olur, zorunlu olur. Ve zâlike izâ kâne nekiraten, ismi tafdilin bizzat kendisi nekra olup gayra mudaf, izafetsiz gelirse, ev kâne mudafen ilâ nekiratin, veya bizzat nekraya muzaf olursa. Burada biz eftalü min gayrihi, eftalü racülin kullanımlarından biliyoruz. Üçüncü şartta da ve yecûzü fîhî en yekûne mufraden müzekkeran, müfret ve müzekker olmasının caiz olduğu, ev en yekûne mutabikan, veya mufaddal dediğimiz derecelendirilen isme tamamen uyumlu olmasının caiz olduğu kısımdır. وَذَٰلِكَ اِذَا كَانَ مُضَافًا اِلَى مَعْرِفَةً. Bu da sadece marifeye muzaf olması durumunda olur. Örnek, اَفْضَلُ الرِّجَالِ
fâdilur ricali marifeye muzaf olması durumunda biz onu tekil olarak yani müfret müzekker de zikredebiliyoruz efdal gibi veya buraya uydura da biliyoruz efâdilur ricali burası çoğul olduğu için burası da çoğul böyle bu şekilde kullanımların varlığını söylüyoruz. Tabii bir tedrip var, alıştırma var. Su fi'ley et-ta'accub diyor. Biz ta'accub fiilini şimdi işlemediğimiz için şurayı yaparız. Ve ef'alü't-tafdîl su ef'alü't-tafdîli min el-ef'alü'l-âtiyeti. Gelen fiillerden ismü't-tafdîlleri söyle. Şimdi emara, emretti anlamına geliyor. Yani o ondan daha emirber, emredici. Onun için amaru diyebiliriz burada. Huve amaru minhu. O ondan daha emirberdir. Emredici konumdadır. Nakaşe dörtlü. Burada nakaşe fiilinin dörtlü olduğunu görüyoruz. O zaman bizim yardımcı ismi taftillerden yararlanmamız lazım. Ben burada ekseru münakaşeten dedim. Veya ekseru nikaşen de diyebiliriz. Nakaşenin nikaş diye de mastarı var. Ekseru münakaşeten veya ekseru nikaşen tartışma bakımından daha çoktur anlamına geliyor. Enabe bu da bakın dörtlü bir fiil. Dörtlü olduğu için bizim burada yine yardımcı bir ismi taftilden faydalanmamız lazım. Ekseru inabeten yani yakarma bakımından daha çok. İşte inabe iltifat, yönelme anlamına geliyor. Yönelme bakımından daha çok anlamına gelir. Ekseru inabeten, yakarma bakımından. İttekele güvenmek. Burada da ittekelenin beşli olduğunu görüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 humasi bir fiil. Şu durumda eşeddu ismi taftilinden yardım alıyoruz. Eşeddu ittikalen yani dayanma bakımından, güvenme bakımından daha şiddetli, daha fazladır anlamına geldi. Habe'nin ortası illetli. Bunun mastarına habe yehabu heybeten diye hatırladığımızda aslının yeğli olduğunu görüyoruz. Böyle ecve fiilleri biz aslı vavlıysa, yeğliyse aslına çevirmemiz gerekiyordu. Şu durumda habe'nin ismi taftili ehyebu şeklinde söylenir. Gaza'nın ağza daha savaşçı. Radiye'nin arda daha razı, daha rıza gösteren anlamlarına geldiğini söyleyebiliriz. La yastukul kezubu yalancı hayatta doğru söylemez. Yani sadık olmaz, doğru sözlü olmaz. Burada bizim el kezub la yastuku cümlenin olumsuz olduğunu görüyoruz. Olumsuz cümlelerden ismi taftil normalde türetilemez. Ancak ecderu günümüzde yani ecderu gibi yardımcı ismi taftillerden ecderu münasip anlamına geliyor. Yakışan, yakışan anlamına geliyor. Daha yakışan, daha uyan. Ecderu en la yastuqal kezub yani daha bilinen bir gerçektir ki yalancı kimse doğruyu söylemez şeklinde yapabiliriz. Tabi nusira'l hakku var. Nusira edilgen bir fiildir. Edilgen fiillerden de ismi taftil türetilmeyeceği için biz buna çarpı attık. Yani tabi olumsuz fiillerden de ismi taftil türetilmez. Ecderu gibi yardımcı bir ismi taftilden yararlanılabilir. Ecderu en la yastuqal kezubu denilebilir. İstanbul ef'alü taftil minel fi'li kebura. Kebura fiilinden ismi taftili kullanır mısın? Fil halatil muhtelifeti. Farklı farklı durumlarını ey bi vücubil mutabaka ve cevaziha ve ademiha uyumun vacip olduğu veya cevazın olduğu veya olmadığı durumları söyleyerek. Tabi arraculul ekbaru burada ismi taftilin marife olduğunu görüyoruz. Mufattalin de marife olması durumundan burada bir sıfat tamlaması vardır. Dolayısıyla burada ismi taftil ile mufaddalin birbirlerine uyması vaciptir. El-mer'atul kubra'da da durum aynıdır. El-kubra ismi taftil burada
Mufattal el-mer'atu kelimesinin cinsiyetine de el-kubra şeklinde müenneslikle uymuş. Burada bu uyum vaciptir. Ekberu raculin ekberu min gayrihi de de ismü taftilin müfret ve müzekker olması vaciptir. Çünkü nekraya muzaf olmuş ve araya min harfi ceri girerek yine derecelendirme yapılmış. Burada ismü taftil muhakkak müfret ve müzekker olmak durumundadır. Üçüncü kullanımda da ekberu ricali kubrayatun nisai gibi kullanımlarda da ismü taftilin kendisi her ne kadar müfret ve müzekker olsa da burada marifeye muzaf olduğu için ekberu ricali ekabiru ricali şeklinde iki kullanımın da caiz olduğunu, yani müfret ve müzekker kullanımın caiz olduğunu, izafe edildiği mufaddale uymanın da caiz olduğu durumdur bu. Ekberu ricali diyebildiğimiz gibi ekabiru ricali diyebiliriz. Kubrayatun nisai diyebildiğimiz gibi burada kubrayatun nisai, kubra en nisai yine diyebiliriz arkadaşlar. Şuradan bir daha teyit edelim madem. Evet bakın fudle ya el benati el fatimetani. Evet burada mübtedaya uyması da gerekiyor. Tamam, yani mesele anlaşıldı. El fatimatu kubrayatun nisai şeklinde söyleriz. El fatimetani el fatimetani kubraya en nisai derdik. Yani mufaddal neresi ise, burası değil mufaddal. Mufaddal neresi ise, şurada yanlış yaptık herhalde değil mi? Ekberu ricali ne diyelim? Ahmedu ekberu ricali, ahmedani ekbera el ricali kullanımlarının caiz olduğunu söylüyoruz. Burada müfret müzekker kullanım da caiz. Veyahut da mufaddalin cinsiyet ve sayısal durumuna uyum da caizdir diyerek düzeltiyoruz. Oldu. Tedribat da böylece bitmiş oldu. Bir başka derste görüşmek dileğiyle. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.